Herkese merhaba. Bugün yeni bir seriyle karşınızdayım. Evlilik konusu. Öncelikle bekar birisi olarak tarafıma da kişisel olarak çok sık gelen bir soru var. Bir erkek neden evlilikten korkar? Evet, serimizin ilk videosu bu soru üzerine olacak. Maddeler halinde işin bizzat içinde olan biri olarak size anlatacağım. Özellikle erkek çocukları küçük yaştan itibaren yönlendirmeler alırlar. Ergenliği geçip gençliğe adım attıklarında yönlendirmeler artar. Okul yönlendirmeleri, hayatı yaşama yönlendirmeleri, evlilik üzerine yönlendirmeler. Bu yönlendirmelerin bazısı aile tarafından gelir, bazısı da yaşlı delikanlı amcalar tarafından. Yaşlı delikanlı amcalar bir yandan eşlerinden korkar, bir yandan da taktik verirler. Kulağına eğilirler, "Evlenme oğlum, hayatını yaşa," derler. O yüzden bir tane anlam çıktı karşımıza. Evlenme, hayatını yaşa. Sayacağım birçok madde bu maddeden türüyor baktığımızda. Hadi o zaman başlayalım. 1 numara. Özgürlük kaybı ve kısıtlamalar. Burada bilinçaltına yükleniyor. Evlenirsen özgürlüğünü kaybedersin. Pranga vuruluyor sanki evlenince diye atılacak belki hanımlar. Ama evet, yapıyorsunuz bunu. Arkadaşlarla dışarı çıkacağım desin erkek arkadaşınız. Bakın, olay ilk dışarıya çıkan insana kadar gider. Gezen uslar. İşte bir kavim böyle yok oldudan girilir. Konuya bir daha eve gelemezsinden çıkılır. Kısıtlamalar, özgürlük kaybı düşüncesi erkeğin en büyük kabusu oluyor. Evli bir arkadaşım ile konuşuyoruz geçen gün. Şehir dışında oturan bir arkadaşa günübirlik ziyaretten bahsettik. Şu şekilde bir cümleyle karşılaştım. "Ben vizeye başvurayım da bir aya kadar anca çıkar. Vize işleri de çok masraflı oluyor," diye ekliyor. Şimdi bu da başka bir madde oluyor. Kötü örnekler. Bir ortamda oturuyorsun, sohbette şöyle bir cümle geçiyor. "Kaynanan bende 2 haftadır sağlı sollu çapraz sorguya alıyorlar. Erkenden uyuyorum kurtulmak için." Ne oluyor? Bilinçaltı not alıyor. Bu ihtimaller evliliğin içinde olan şeyler. Bak, evlenirsen bunları yaşarsın diye. Evli olmayan kişiler bu tarz durumlarla karşılaşınca diyor ki, "Başlarım böyle hayata." Geçen gün biri yorumlara yazmış. "Örneklerin çok masum," diye. Çok fazla can sıkıcı örnek vermek istemiyorum. Verdiğim örnekler birazcık olsun yüzünüzde tebessüm oluştursun derdindeyim. Kötü örnekleri siz de rastlıyorsunuz zaten. Ama tabii bu maddenin altına bir tane kötü örnek vereceğim. Hoş olmasa da bir sohbetten alıntı yapacağım. Geçen gün bir kavga çıktı. Tabaklar, tencereler havalarda uçuştu. Rum meyhanesine döndürdük mutfağı. Konu neydi diyorum. İşin komik kısmı da bu. "Annem de bu yemeği çok güzel yapar," dedim. "Git annen de ye o zaman," diye kavga çıktı. Dışarıdan komik tabii. Ama orada olmak istemez kimse muhtemelen. İşte bu tarz örneklerin yoğunluğu zaten ayağı kapının dışında olan erkeğin hızlıca olay mahallinden uzaklaşmasına sebep oluyor. Yine bir örnekle devam edeceğim. Maçı izledin mi dün gece? Ronaldo'nun attığı o golü insan atmaz. "Yok hoca, maalesef dün akşam Aşk Tesadüfleri Sever filmini izledik." "Ah be abi, kaçar mı o maç?" diyorsun. "Sen bir evlen, o cumartesi gecesi prime time saatinde kendi başına bir şey yapabiliyor musun göreyim," diye karşılık veriyor. Altında da yatan madde, bireyselliğin yok olması. Bakın, bekar erkekler üzerine bir anket yapılsa en popüler özgürlük tanımı şu çıkar. "Abi, evinde donla oturup maçı, maç sonu özetini, maç yorumlarını, eleştirmenleri, maçın magazinini ve maçın tekrarını izleme yüksün yoksa yaşamıyorsun." Hoş, bunu yapan evliler de vardır mutlaka ama eşlerinin en itici bulduğu olay muhtemelen budur. Bu bireyselliğin yok olacak olması da başka bir kabustur erkek için. En önemli söyleme geliyorum. Her gün kuru fasulye pilav yenir mi? Çapkınlık, tek eşlilik sorunu. Bekar tüm erkeklerin ağzından çıkan bir marş gibidir bu kuru fasulye pilav örneği. Her gün mangal yapıyor sanırsın ama öyle bir şey değil işte. Özellikle erkek hayatının en olmazsa olmazı, cinselliğin monotona bağlanma ihtimalinden ürküyor. Dedim ya, sorsan her gün mangal yapıyor. Ya da haremi var, tek kişiyle kalmayı düşünemiyor. Ama burada hassas konu şu. Tek kişiyle cinselliğin monotonlaşma ihtimali. İhtimal bile olsa korkutup kaçırıyor. "Oğlum, evlen yaparsın yine." Bak, bu da evlenmek bilmeyen bir erkeğin annesinin son kozlarıdır. Belli bir yaşa gelen erkek annesi evliliğe teşvik etmek adına çapkınlığa bile vize verir durumda. Başka bir madde. 5 numara, doyamama. Maalesef yaşadığımız coğrafya gereği bazı şeylerle çok geç tanışıyor erkekler. Sosyallik, yalnız yaşama, arkadaş grupları, cinsellik, maddiyat gibi çekici öğelerle geç tanıştığı için geç bulduğum, erken kaybetmeyeyim derdine düşüyor. Bu doyumsuzluk gibi değil ama. Bu göz kamaştırıcı hayatın kaybetme korkusu erkeğe bir kabus oluyor. 6 numara, maddiyat. İki gönül bir olunca samanlık seyran olur cümlesi çeyiz alışverişine gidene kadar bir motivasyon oluşturur o kadar.
Gelin tarafının istekleri, prosedürlerin masraflı olması, gereksiz adetlerin maliyetleri başlı başına erkeğin kabusudur. Bir ara bekarlık vergisinin getirileceği gündem olduğunda bir tane video çekmiştim. Linkini paylaşmayacağım çünkü YouTube videolarının antrenman olsun diye çekmiştim. Çok acemice olduğu için gözünüze sokmayayım. Lakin o videoda da bahsettiğim ve çok inandığım bir durum var. Gereksiz adetlerimizi ve prosedürlerimizi ortadan kaldırsak bu evlilik müessesesine talep daha çok artar, ben size söyleyeyim. Tabii ki maddi korkular sadece evlilik öncesi için geçerli değil. Evlilik içinde yaşanan ya da yaşanacak sıkıntılarda ciddi bir korku oluşturuyor maddi yönden. Yine bir örnek vereyim size. Bir sohbetten alıntı yapıyorum. Telefonum eskidi, telefon almam lazım kendime diyor. Ben de oturuyorum, telefon tavsiyesi veriyorum. Klasik Türk erkeği, her konuda illa bir fikir sahibimiz var. O telefondan iki tane almak çok pahalıya gelir diyor. Yahu neden iki tane diyorum? Evlilik böyle bir şey işte dostum. Çocuklar ağlamasın diye iki tane hediye almak gibi bir şey bu. Kendine ne alıyorsan ona da alman lazım ki kavga çıkmasın diyor. Maddiyat konusunda bir örnek daha vereyim. Tatile gidiyorlar, işte atıyorum kaynananın evine ya da işte görümce baldız her neyse. Tatilden dönülüyor, önümüzdeki ay Çeşme'ye mi Bodrum'a mı gitsek diye teklif gidiyor. Erkek atılıyor. Daha yeni geldik, ne tatili? Canım benim, tüm Instagram listem Ege'de tatil fotoğrafları paylaşırken benim Marmara Denizi'nde taşlık bir kumsalda çektirdiğim fotoğrafımı yüklememi mi bekliyorsun? Sonra da erkek neden evlilikten korkuyor? Başka bir madde. Sorumluluk almaktan kaçma. Genelleme yapmayayım ama birçok erkeğin sorumluluktan kaçma gibi bir huyu var malum. Sorumluluk altına girme fikri erkekte huysuzluk yaratıyor. Mideye vuruyor sancısı, asabiyet, stres olarak tepkiler doğuruyor. Sonuçta evlilik denilen müessese ciddi bir sorumluluk isteyen bir iş. Bir de işin içine çocuğun girmesiyle bu sorumluluk daha da büyüyor. Bu büyüme de denemeden kaçma olarak sonuçlanıyor. Sen daha yemeği dışarıda bırakma, dolaba koy diye tembih edildikten 2 ay sonra bozulmuş yemeği fark eden bir türe, dolapta bulduğu 4 günlük pizzayı tüketmeye çalışan bir türe sorumluluk yüklemeye çalışıyoruz. İşte bu yüklenmeye çalışılan sorumluluk erkekte korkuya sebep oluyor. Son maddemiz eski aşk. Bakın olayı romantik şekilde bitiriyorum. Hani sevgili hanımlar diyorsunuz ya bazen. Erkekler şöyle, erkekler böyle. Evlenilecek adam, sadık adam yok. Ben çok fazla şahit oldum. Eskiden daha çok fazla şahit oluyordum. Belki sayı azaldı ama hala bitmedi. Adam ayrılıyor sevgilisinden bir şekilde. Diyor ki o olmayacaksa başkası da olmasın. Eşini, sevdiğini kaybediyor adam. Onun yerine birini koymuyor. Evlenmiyor. Ayrıldığı sevgilisi geri döner belki diye bekliyor. Evlenmiyor. Yani bazen çok hüzünlü hikayeler de çıkabiliyor. Aşk evliliği olmayacaksa mantık evliliğine yer yok diyor ve evlilikten kaçıyor. Ama sevgili dostlar, bu romantik maddeye güvenip de erkekleri melek olarak da görmeyin tabi. O kadar da değil. Evet, söz sırası sizde. Sizce erkeklerin en çok korktukları ve evlilikten kaçtıkları madde hangisi? Yorum kısmına yazın lütfen. Güzel bir seri olacak bu. Evlenilecek erkek, eğlenilecek erkek. Erkeği evlendirmeye ikna etme yolları gibi videolarımız var sırada. Takipte kalın, abone olun. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.